Selam adamım, kanalıma hoş geldin. Ne haber, nasılsın? Yeni videomuza hoş geldin. Evet, uzun zamandır beklediğimiz mucize Al Bismillah Beyin'in hashtag ikisi şimdi geldi. Mucize Al Bismillah Beyin'in ne olduğunu bilmeyenler için şöyle anlatayım ki mucizedeki mantık hatalarını sizler için derliyoruz. Tabii ki de hepsini yalnız yapmıyorum. Discord sunucumuzdaki arkadaşlarım bana yardım ediyor ve de YouTube yorumlarındaki takipçilerim de bana yardım ediyor. Yardım eden herkese teşekkürler. Bu videoda söylemediğim bazı mantık hataları falan olursa eğer yorumları da siz yazın. Belki de mucize Al Bismillah Beyin hashtag 3'ünde onları koyarım. Videoya geçmeden önce like atıp kanalımıza abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. İşte her zamanki gibi. Siz anlamışsınızdır zaten. Abone ol da. 10.000 abone olalım. İlk mantık hatamızdan başlayalım. Evet, ilk mantıksızlığımız tabii ki de Havki'den. Evet, şimdi diyelim ki kanka sende tavus kuşu mucizesi var değil mi? Yani istediğin his canavarı yaratabilirsin. E madem sen karını geri istiyorsun, neden kendi duygularınla orijinal bir his canavarı yaratmıyorsun tıpkı karın gibi? Tabii adam orijinal hatunu istiyorsa o başka tabii. Ama tabii kısa yoldan böyle yapabilir. Sıradaki mantıksızlık Cat Blank bölümünden. Şimdi kanka siz Uğur Böceği ile Kara Kedi ikiniz Hafki'nin mağarasını bulmuşsunuz ve oraya girmişsiniz. Ve bildiğiniz gibi Hafki'nin mağarası evinin altında, yani agreslerin evinin altında. Fakat oğlum Kara Kedi, Edrin yahu sen kendi evinin altına girince insan biraz böyle gergin olmaz mı? Yani acaba benim evimin altında kimin Hakmot'un mağarası, benim evimin altında neden var diye insan şüphelenmez mi yani? İnsan bu kadar mı rahat olur ya? Görünmez Kız bölümünü hatırlarsınız ki orada ikinci olarak anti böceğe dönüşen bir Chloe'miz vardı. Ve orada Kara Kedi'yi kurtarmak için Mirnet kendi telefonunu kullanıyor. Ve Uğur böceği de Mirnet olduğu için basbayağı, yani Chloe de bunu kendisi de biliyor ki bu Uğur böceğinin telefonu. Fakat kızım sen mal mısın ya? Uğur böceğinin telefonu da elinde tutuyorsun. Niye onun içine açıp bakmıyorsun? Mal mısın? Geri zekalı mısın lan sen? O yüzden bu keyfi bana bırakın. Al bismillah. Bedava ne de olsa verelim buna da, bu zavallıya da bir tane verelim. Beyni olsun bunun da bir tane. Ama bu seferki var ya direkt mallık, yemin ederim. Zaten susturucu bölümünde hepiniz hatırlarsınız. Bildiğiniz gibi Luka okumalanmıştı ve birçok kişinin sesini çalmıştı. Ve Uğur böceği de bunların içinde. Lan sen mal mısın? Neden Uğur böceğinin sesiyle sadece benekler çıksın diyerek geri dönüşebilirdin ve Uğur böceğinin kimliğini görebilirdin? Mal. Burada evet Hafki'nin de biraz mallığı var tabii. Ne de olsa onu Hafki kontrol ediyor. Evet, bildiğiniz gibi Uğur böceği ile Kara Kedi'nin güçlerinden biri de onların tanımaması. Yani zaten bakınca tanınıyor, bize öyle geliyor ama onların bir güçleri var. Yani onları yüzden veya seslerinden tanımak mümkün değil. Ve şimdi ise ikinci sezonun final bölümünde olan kanalizasyon sahnesini hatırlayın. İkisi de farklı yollara gitmişti ve ikisi de normal hallerine dönüşmüştüler. Artık ortada güçmüş kalmadı tabii. Zaten birbirinizi sesten tanıyabilirsiniz. Yani o kadar mal değilsiniz. Yani arkadaşınızı sesten tanıyabilirsiniz. Mirnet de işte öyle, ben Edrin'i şöyle tanıyorum, böyle seviyorum diye geziyor. Ya sen daha sevdiğin çocuğun daha sesini tanımıyorsun. Ya sesini. Dur lan, ben şimdi bu video bitsin direkt gideceğim arayacağım Thomas'ı, var ya nasıl küfür edeceğim bir bilseniz. Milyon tane mantık hatası bırakmış gerizekalı. Bu bölümü de hepiniz hatırlarsınız tabii ki. Layla kendini yere atıyordu ve başlamıştı ağlamaya. Ve tabii ki de müdür Demokles bunu Mirnet'in yaptığını sanmıştı. Lan müdür Demokles, ben senin o keltoş kafana... Her neyse ya, bu okulda tek bir tane kamera yok mu arkadaşım? Koskoca okulunuz var, bir tek kamera yerleştirmedin mi yani oraya sen? Ya bir de var, gerçekten koskoca Paris'tesin aga. Hiçbir yerde mi kamera yok ya? Gerçekten hiçbir yerde kamera olmaması mümkün değil. Çünkü bakıyoruz çizgi diye Uğur Böceği'yle Kara Kedi, Adrian'la Meret. Ya canı istediği yerde dönüşüyor ya, metroda falan filan her yerde dönüşüyorlar. Gerçekten kimse görmüyor mu ya bunları, veya kameralara falan yakalanmıyor mu bunlar? Yani Kıvamiler'i geçtim, biliyorum Kıvamiler kameralarda görünmezler. Fakat yani Uğur böceğine dönüştüğünde artık görünmesi gerekiyor. Evet, bu videomuz da buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Bunu yaparsanız bana çok destek vermiş olursunuz ve de beni çok sevindirirsiniz. Ve açıklama kısmındaki Discord sunucumuza gelmeyi kesinlikle unutmayın. Mucize hakkındaki teorilerinizi veya mantık hatalarınızı, normal çekim hatalarını falan orada da yazabilirsiniz veya gelebilirsiniz. Direkt sizinle sohbet edebiliriz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bye bye.